Evet arkadaşlar, bugün Teknofest için Tosfet'teyiz. Liseler arası elektrikli araç yarışması bu sene ilki gerçekleştiriliyor. Ve şu an bir genç arkadaşlarımızın yanındayız. İstanbul Üsküdar Ergen Lisesi'nden arkadaşlarımız var. Efe var, burada da Fatih var. Pek konuşmak istemiyor kendisi. Evet Efe, tebrikler öncelikle. Buraya kadar geldiğinize göre bayağı bir yol kat ettiniz. Emeklerinize sağlık. Şimdi senden kısaca aracınla ilgili neler yaptınız, nasıl yaptınız ve başınıza gelen sıkıntılar neydi? Bundan sonra gelecek arkadaşlar nelere dikkat etsin? Onunla ilgili öncelikle tabii kendinle ilgili bilgi alalım ve başlayalım. Ben Efe Şam, 12. sınıfa geçtim. Ergen Lisesi'nde okuyorum. Aslan'dan bahsedeyim. Yaptığımız aracın üzerine önce teknik bilgilerini vereyim. İki motor hem sağda hem solda birer kilovatlık motor kullanıyoruz. Kullandığımız batarya bitmiyor. Bataryanın paketlemesiyle, kutusuyla beraber ağırlığı yaklaşık 20 kilo civarı. Şu an bataryayı söktük, elektronik aksamının herhangi bir risk oluşturmaması adına. Lityum-iyon batarya kullanıyoruz. Yaklaşık 3 kilowatt saatte toplam batarya enerjimiz var. Komple alüminyum şasemiz var. Dış kapımız tahtadan kendi CNC makinemizle yapıldı. Şase üretimi de aynı şekilde okulumuzda yapıldı, kendi imkanlarımızla. Araç toplam ağırlığı da yaklaşık 100 kilo ila 150 kilo diyebilirim. Üretim aşamasında başımıza gelen en büyük sıkıntı, biz bir yatılı okuluz ve pandemi bizi cidden çok olumsuz etkiledi. Gerek tam kapanma dönemi olsun, gerek arkadaşlarımızdan bazılarının Covid pozitif olması olsun, çok fazla zaman kaybetmemize sebep olacak sorunlar yaşadık. Bu sorunlardan dolayı aslında tamamını kendimiz yapmayı planladığımız motor sürücü, batarya yönetim sistemi, batarya paketlemesi ve bütün mekanik aksam gibi şeylerin çoğunu yetiştiremedik. Zaman sıkıntısı yaşadık bunlarda. Özellikle motor sürücü bizim için büyük bir sorun oldu ve daha sonra hazır motor sürücüye geçmeye karar aldık. Burada da yine aynı şekilde yarışma alanına geldikten sonra sabah yetiştirme telaşıyla yaşadığımız küçük bir kaza sonucu bataryamız kısa devre yaptı diyeyim ve sorun yaşadık. Yarışmaya güvenlik sebeplerinden dolayı kısmamadık. Bu şekilde aracımızı dediğim gibi bütün parçaların tasarımı yapıldı. Hali hazırda hepsi kontrollerden geçti ama pandemi sebebiyle zaman konusunda sorun yaşadık ve yetişmemize geçmemize engel oldu, öyle söyleyeyim. Olsun, buraya kadar gelmişsiniz, ellerinize sağlık. Bu sene öğrendiğiniz en önemli şey ne oldu mesela? Edindiğiniz tecrübe. Yarışma bitti gitti, ne öğrendiniz? Aklınızda ne kaldı? Geçen seneye göre kendinize ne kattınız? Bu sene öğrendiğimiz en önemli şey takımın boyutunun ve takım içi koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu. Hani biz burada geçen sene otonom robot taksi otonom araç yarışması için 3 kişilik bir takımla çalışıyorduk. Bu sene 6 kişilik bir takımla çalıştık ama baktığımız zaman bu sayılar gerçekten küçük ve iş planlamasında çok sorun yaşanıyor. Özellikle dediğimiz gibi pandemi sürecinin bize zaman sıkıntısı yaşatmasının da etkisiyle biz bu süreci zor atlatıyoruz. Böyle söyleyeyim. Daha büyük bir takımla daha planlanmış bir iş dağılımıyla bu süreç çok daha kolay atlatıyor. Onun için de teknik destek konusunda çok sıkıntı yaşanıyor. Yani biz geçen sene tecrübemize rağmen yine sorunlar yaşadık. Olabildiğince üniversite takımlarıyla, ulaşılabilen hocalarla, bu işin sizler gibi işi bilen insanlarla diyalog içinde bulunarak teknik sorunların atlatılması gerekiyor. Örneğin hani motor sürücü tasarımı yapılırken biz sadece internet üzerindeki araştırmalardan yararlandık. Hani hali hazırda açık kaynak kodlu yazılımlardan ve YouTube videolarından yararlandık. Ancak gerçekten teknik konuda sadece video izleyerek ya da sadece makale okuyarak bir şey başarmak mümkün değil. Pratiğe hakim bir insandan teknik destek alınması gerekiyor. Danışman ihtiyacınız var. Öyle. Aynı şekilde maliyet konusunda da sponsor bulmak önemli bir konu. Olabildiğince buna çalışmaları gerekiyor. Yaptık. Yani önem sıralaması da bence böyle daha iyiydi. Takım olmadan başarı olmadığını görmüş oldunuz. Aynen. Bu size gelecekte de faydalı olacak bir bilgi. Tek başına hayatla mücadele etmesi zor iş dünyasında da. İkincisi, bir danışman mutlaka olmalı. Bilen kişilerle irtibat, hani kimileri ona network diyor. Bağlantıları güçlendirmeniz gerekiyor. Aynen. Üçüncüsü,
ekonomi kısmı. Tabii bu da önemli ama bunu bir şekilde buraya kadar getirdiğinize göre aşmışsınız ya da eldeki malzemelerle bir şekilde buraya katılacak kadar yapmışsınız. Kimisi ilk önce sizin üçüncü maddede saydığınızı birinci maddede sayıyor. Ama en önemli şey o değil yani aslında. Bir şekilde tamamlanıyor. Elinize kolunuza sağlık. Seneye tekrar görüşmek üzere. İnşallah bu sefer şeytanın bacağını kırarsınız. Başarılar diliyorum.